Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere sizlere ilkbahara uygun birkaç kadın parfümü tanıtmak istiyorum. Şu an hangi parfümle başlayacağımı bence çok iyi biliyorsunuz. Şu son videolarda genellikle o parfümden bahsettim. Ve çok hoşuma gidiyor. O yüzden ilk onunla başlamak istiyorum. Ama videoya geçmeden önce kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bana destek olmak istiyorsanız, kanalımın büyümesini istiyorsanız, daha güzel içerikler üretmemi, çıkarmamı istiyorsanız lütfen yapın, unutmayın like, yorum ve abonelik. Gerçekten çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sizlere göstereceğim ilk parfüm Giorgio Armani My Way. Bu arada parfümlerle ilgili birkaç tane not almıştım. Bilgisayarım şu an orada. Oraya bakıyorsam kusuruma bakmayın. Ve bir yaz parfüm, favori yaz parfüm videom da var. Bakmadıysanız buralara bir yerlere linklerim diye düşünüyorum. Ona da bakabilirsiniz. Şişe tasarımı gerçekten çok şık, çok modern. Ve ben bunu 3 hafta önce falan almıştım ve abartmıyorum. 4-5 kişi şu ana kadar, şimdiye kadar parfümümün adını sordu. Bence yani çok güzel bir koku. Çok feminen bir koku. Armani kendi parfümünü nasıl tanıtmış? İlk olaraktan bir ona göz atalım isterseniz. Giorgio Armani'nin yeni kadın parfümü My Way'in eşsiz dünyasını keşfedin. My Way, ufkunuzu genişletmeniz ve dünya çapında yeni deneyimler yaşamanız için bir davetiyedir. Açık fikirli, meraklı, doğayı hisseden ve hem kendini hem de dünyayı keşfetmeye hazır olan kadınların kokusudur demiş Giorgio Armani. Notalarına gelecek olursam, üst notalarında bergamot, portakal çiçeği, orta notalarında sümbülteber, yasemin, alt notalarında sedir ağacı, beyaz misk ve vanilya var. Çok baskın ya da ağır değil. Son derece fresh ve hafif bir yaz kokusu diyebilirim. Hem günlük hayatınızda hem de gece bir yere çıktığınız zamanlarda, mesela yaz akşamlarında bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kalıcılığı cidden çok iyi. En az 4 saatte bende yani tenimde duruyor bu parfüm. Bendeki en büyük boy yani 90 mil ve ben sanırım indirimden 100 euro falan almıştım. Aynısını anneme de aldım. Cidden müthiş bir koku. Çok seviyorum. Çok kadınsa çok fresh. Ama böyle lüks kadın kokuyor diyebilirim. O yüzden bittikçe alacağım bir parfüm. Kesinlikle asla bitmesini istemiyorum. Biraz pahalı evet ama çok güzel. O yüzden bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Tarzımız az da olsa uyuşuyorsa bence buna mutlaka bakmalısınız. Ve bir diğer çok 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 severek kullandığım parfüm Chanel Chance. Fresh bir koku, çok güzel, temiz kokuyor. Koku oldukça sade, çiçeksi ve cidden lüks. Çok zarif bir koku kesinlikle. Dikçe tekrardan alacağım bir koku. Tavsiye ediyorum. Notalarına gelecek olursam üst notalarında pembe biber, orta notalarında yasemin ve iris, temel notalarında ise patchouli, vanilya ve misk bulunuyor. Kalıcılığı çok yüksek arkadaşlar. Cidden Chanel'in parfümlerini biliyorsunuz zaten. Çoğunun çok yüksek bir kalıcılığı oluyor. Eğer siz de benim gibi Chanel kokularını çok seviyorsanız mutlaka gidip bakın arkadaşlar. Çok güzel, çok 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 güzel. Hatta sıkayım şöyle. Mis. İlkbaharın geldiğini resmen böyle hissediyorsunuz. Müthiş bir koku. Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Bu da Chanel Chance. Sıradaki ilkbahar için önerebileceğim fakat şu an şişesine sahip olmadığım parfüm Chanel Gabriel. Harika bir koku. Çok güzel kokuyor. Çok güzel turunçgil kokularını ve çiçeksi notalarını hissediyorsunuz. Aynı zamanda bitişindeki musk ve sandal ağacını da hissediyorsunuz. Cidden bu kokuya bakmalısınız. Gerçekten bakmalısınız. Harika bir koku. Çok hafif, çok elegant kokuyor. Çok sofistike bir parfüm. Notalarına gelecek olursam üst notalarına mandalina, kuş üzümü,
Orta notalarında sümbül teber, yılan yılan, yasemin, portakal çiçeği, alt notalarında sandal ağacı ve misk var. Günlük hayatınızda ya da ofise giderken, ofis ortamında kullanabileceğiniz bir parfüm. Neredeyse her yaş aralığının, yani 20'lerinizden başlayıp 50'lerinize, 60'larınıza kadar kullanabileceğiniz bir koku. Kalıcılığı benim tenimde 3-4 saat buluyor. Yani çok yüksek bir kalıcılığı yok diğer Chanel'lere göre. Çünkü çok hafif, çok fresh bir koku olduğu için ve içinde patchouli olmadığı için çok fazla bir kalıcılığı yok diğer Chanel'lere göre. Ama kesinlikle çok güzel bir koku. Yani kalıcılığından çok memnun değilseniz kendinizle bunu taşıyabilirsiniz ve tekrar tekrar bunu tazeleyebilirsiniz. Gerçekten değiyor. Size önerebileceğim bir diğer parfüm ise Burberry Her. Geçenlerde kozmetik alışverişi yaparken buldum. O yüzden şu an şişesi elimde yok. Bence birçoğunuz için çok tanıdık bir koku ama benim için yeni ve mutlaka bir sonraki indirimlerde alacağım bir parfüm oldu. Hemen internette biraz böyle notalarını falan araştırdım. Üst notalarında ahududu, çilek, vişne, böğürtlen, kuş üzümü, limon, mandalina, orta notalarında yasemin, menekşe, alt notalarında amber, meşe yosunu, odunsu notalar, misk, patchouli, vanilya ve kaşmir ağacı var. İlk sıktığımda, gerçekten hatırlıyorum hala, ilk sıktığımda kırmızı meyveler, meyvemsi kokular çok baskındı. Ardından hafif bir çiçek kokusuyla birlikte daha çok amber, odunsu notalar kalıyor teninizde. Ama yine de o meyvemsi, o meyve kokularını hissediyorsunuz. Asla kaybolmuyor. O yüzden bir ilk bahar parfümü bence, bana göre. Şekerli kokuları seven ancak baymasın diyen için bence güzel bir parfüm. Hem şekerli hem temiz kokayım diyorsanız ve yanından geçen insanlar gerçekten hani bu hangi parfüm kullanıyor acaba merak edip dönüp size bunu sormasını istiyorsanız mutlaka almanız gereken bir parfüm. Kokusu bayağı şekerli ve meyveli olan Lolita kokusu diyebilirim. Ve kalıcılığı cidden çok yüksek. Ben alışveriş yaparken sıkmıştım, akşam eve geldim. Hala elbisenin üzerinde duruyordu kokusu. Yani kalıcılığına da diyecek hiçbir şeyim yok. Gayet iyi. Son olarak size önerebileceğim ve benim de eskiden kullandığım bir parfüm Victor and Rolf Flower Balm. Bence bunu herkes biliyor. Bu böyle klasik ilkbahar kokumuz diyebilirim. Sansasyonel ve mükemmel bir parfüm. Her parfüm severin olmazsa olmazı bence. Çok komplike ve tekrardan lüks bir parfüm olduğunu söylemeliyim. Tatlı, yumuşak, tozlu ve serin kokular vermekte. Çiçekler, turunçgiller, baharatlar ve odunsu notalar barınmakta. Çiçeksi, meyveli grupta yer almakta bu parfüm. Notalarına gelecek olursam üst notalarında portakal, mandalina, pembe biber, orta notalarında osman tuz, yasemin, frezya, gül, alt notalarında amber, kaşmir ağacı ve patchouli var. Çiçek kokusu olmasına rağmen genç, ferah bir havadan, çok kadınsı bir havası olduğunu düşünüyorum. Yani bunda saf çiçeksi kokusu yerine böyle tatlı çiçeksi bir koku var ve bu daha çok benim hoşuma gidiyor. Ben çok saf böyle çiçek kokan parfümleri sevmiyorum asla. Kalıcılığı tekrardan çok 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 başarılı. Mutlaka almalısınız. Bunu da tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Bir önceki videolarıma da aynı şekilde yorum, like vesaire atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.